Merhaba arkadaşlar, ben Kenan İnce. Bu dersimizde standart Java sınıflarıyla bin sınıflarının farkları nelerdir onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Java bin diye bir proje oluşturalım. Şimdi bir bin sınıfının bize sağladığı avantajlar neler? Bin sınıfı şöyle bir örnek vereyim. Mesela burada bir tane Java bin diye uygulama var. Bunun içerisinde bin sınıfları var, kabul edelim. Burada farklı bir tane daha uygulamanız var. Yani siz bu uygulamadaki bin sınıfını burada kullanabiliyorsunuz. Tabii bu binlerin kabiliyetleri kullandığınız bin türüne göre de değişmekte. Ancak temel olarak bin sınıfları Java'nın yönettiği de yanlış anlaşılmasın. Sizin işlevsiz kaldığınız anlamında değil. Sadece işte oluşturma gibi, ne kadar süre hayatta kalacak, nerelerden erişilebilecek gibi kavramlarda Java'nın yönettiği sınıflar diye özetleyebiliriz. Ayrıca işte projeler arasında kullanım gibi bazı özellikleri sayesinde de sizin kodunuza esneklik, tekrar kullanılabilirlik gibi kabiliyetler kazandırıyor. Şimdi bizim bir tane bin sınıfı oluşturalım. First bin olsun bu proje şeyin ismi de. Bunu tekrar şunun içerisine alalım. Yanlış yere tıkladığımız için dışarıda oluşturdu. Şimdi normalde bizim Java sınıflarında işte farklı erişilebilirlik seviyelerinde, mesela name diyelim buna. İşte bir tane private integer age olsun. Bir tane protected, buna da date, birthday diyelim mesela. Bu tarz özellikleri zaten Java sınıflarında kullanıyorduk. Şu an çok basit anlamda bir Java sınıfı tanımlamış olduk. Hatta bir tane de buna yapılandırıcı metot Şu an standart bir Java sınıfı bu. Standart bir Java sınıfının Java binlerden 3 temel farkı var. Ters kursam daha iyi olurdu cümleyi. Java binlerinin standart Java sınıfından 3 temel farkı var. Bunlardan birincisi, sizin public, protected veyahut da default olarak tanımladığınız herhangi bir değişken olamaz. Buradaki tüm özellikler private olmak zorunda. Doğal olarak biz bunları private'a çeviriyoruz. Şimdi diğer sınıflardan bu parametrelere, bu değişkenlere bizim erişmemiz gerekecek. Doğal olarak bu erişimi getter setter metotlar üzerinden gerçekleştireceğiz. Tabii erişilmesini istemediğiniz bir eğer özelliğiniz varsa bunun getter setter metotlarını silebilirsiniz. Veyahut işte belli kapsamlarda erişilmesine izin vermek istiyorsanız ona göre içerisine şartlar yazabilirsiniz. Hani standart getter setter haliyle kalmak zorunda değil. Birinci özelliğimiz buydu. Bütün sınıf özellikleri private olacak. Erişim getter setter üzerinden sağlanacak. İkinci olması gereken özellik boş constructor, empty şey boş yapılandırıcı, empty constructor dediğimiz. Bunun da anlamı şu, içinde herhangi bir işlem yapılamaz anlamına gelmiyor. Sadece parametresi olmayan yapılandırıcı anlamına geliyor. Tabii eğer sizin hiçbir yapılandırıcınız yoksa, hani Java boş yapılandırıcıyı var kabul ettiği için problem yaşamazsınız. Ancak yine de boş yapılandırıcı oluşturmayı alışkanlık edinmenizi tavsiye ederim. Eğer benim herhangi bir tane yapılandırıcım varsa parametreli 1, 2 ya da 3 parametreli fark etmez o. Boş yapılandırıcıyı da tanımlamak zorundayım bin olması için. Üçüncü özelliğimiz de bunun serileştirilebilir arayüzü implemente etmesi gerekiyor. Bunun da en temel sebebi aslında söylediğimiz gibi bu sınıfları Java yöneteceği için serileştirilebilir sınıflar olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, standart Java sınıfıyla bin sınıflar arasındaki 3 temel özelliği anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.